Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün bir takipçimin önerdiği bir içerikle karşınızda olacağım. Benim çok hoşuma gitti. Twitter kullananlarınız, X diyeyim daha doğrusu, kullananlarınız varsa ve aktif kullanıyorsanız özellikle geçen hafta boyunca tüm timeline'i ele geçirmiş bir tweet vardı. Kızlar hadi bunu bizi 2012-2017 arasına götürecek şeylerle alıntılayın ne olur diye ve tüm ana sayfam beni o aralığa götüren, özlediğim, böyle unuttuğum varlığı unuttuğum bir sürü şeyle dolmuştu ve çok keyif aldım. Zaten 60 milyon görüntülenmiş tweet. Herkes çok fazla şey yazdı ve hepimiz bir sürü şey hatırladık. Benim için de çok keyifliydi bu arada. Çünkü ben tam 2012-2017 arasında tam ergenlik dönemim. İşte kaç yaşında oluyorum? İşte 2012'de ben 15 yaşındaydım. Tam işte benim ergenliğim. Tam böyle benim Twitter'da, o dönemki Twitter'da ilk böyle girdiğim zamanlar. Hatta daha da eskisine de girmiş olabilirim ama böyle tam fan girl kültürünün çok fazla yüksekte olduğu, tavan yaptığı falan inanılmaz şeyler var. Bunlara bakarken hem o eski günleri yad edelim hem de burada gördüğüm şeyler hakkında yorumlama vesaire de yapacağım. Çünkü bildiğiniz popüler kültürle alakalı bayağı bir şey var ki zaten bizim işimizde popüler kültür şu anda yaptığım şey. Onun üzerine de konuşmuş oluyoruz diye düşündüm. Bence keyifli bir video olacak. O zaman hep beraber karışık bir şekilde bakacağım. Yani neler var neler yok üzerine konuşacağız. Neler göreceğiz. O dönemler için, o seneler için neler yapmışım, neler olmuş vesaire hatırladığım kadarıyla konuşacağız. Hazırsanız ben çok heyecanlıyım. Önce tweetin altına bakacağım. Daha sonra alıntılardan gideceğim. Ama hesaplar olarak Follow Friday yapardık. Cody Simpson'ı takip ettiği kızlar bizim isimlerimize 3-2-1-7-8-12 kere... Pardon. Direkt okuma anlamama. Bir kere DM atıyordu. Kesinlikle benim Eren bu. Kesinlikle. Şimdi şu anki şey gibi düşünün. K-pop fan sayfaları vesaire var ya şu anda Twitter'da. Hani hepsinin işte profil fotoğrafında idolleri oluyor sanırım onları falan. Bizim dönemimizde buydu. Yani hepimiz işte sevdiğimiz ünlüleri koyuyorduk. Hala yapılıyor bu arada da. O dönem tam o dönemde. İşte özellikle Justin Bieber ve One Direction'leri vardı ve hepimiz kendimiz istediğimiz şeyi destekliyorduk. Ve tam Justin'in olduğu sırada Cody Simpson da çıkmıştı. Hatta Türkiye'de konser vermişti. İkinci bir Justin Bieber diye pazarlanmaya çalışıyordu ki Justin'e benzetilmeye çalışan bir sürü kişi çıkmıştı. Austin Butler mıydı? O neydi ya? O değildi pardon. What About Love diye bir şarkı vardı hatta, hatırlıyor musunuz? Neydi? Austin Mahon. Mesela o da çıkmıştı. Cody Simpson aynı zamanda. Ama Cody Simpson'ın şarkılarını çok daha fazla seviyordum ve tamamıyla unutmuştum onu. Şu anda ne yapıyor bilmiyorum gerçekten. Ama sevdiğim şarkıları vardı bu arada. On My Mind, All Day. All Day çok iyi şarkıydı ya. Dur bakayım nasıldı bu? Çok iyi şarkıydı bu. İnanılmazdı ya. Cody Simpson'ın da bir fan kitlesi vardı ama asla bir Justin One Direction kadar değildi ama onun da vardı ve ben de çok severdim. Ve dediğim gibi Türkiye'de konser vermeye gelmiş. Hatta arkadaşım İlay da onunla tanışmış. Kuliste fotoğraf çektirmişti. O da Justin Bieber hayranıydı. Severdik biz Cody Simpson'ı yani. Anti Miley Cyrus sayfaları, fan sayfaları çok özledim. Abi evet. Miley zaten çok popülerdi o dönem. Ve inanılmaz bir şekilde fanları olduğu kadar Anti Miley sayfası da çok vardı. Çok laf ediliyordu Miley'ye ki ben niye bunu yaptıklarını bilmiyorum. Ben zaten Disney'le büyümedim ben ama o tarz tweetler gelecekti muhtemelen, orada konuşacağım bunu. Bulmak için götümü yırttığım tişört. Tumblr erası. Ben Tumblr erasına hiçbir zaman giremedim. Hiçbir zaman Tumblr kullanan biri olmadım ki çok kullanacak biri gibiyim aslında ama niye kullanmadım bilmiyorum. Tişörtleri hatırlıyorum ama böyle bir çok yoğun hissettiğim bir şey değildi açıkçası. Star Doll hileleri var. Çantalar, ayakkabılar ve daha neler neler hepsi de bedava. Star Doll ben hiç oynamadım. Bu benden sonraki dönem olabilir bu arada. Çünkü Star Doll bana hiç bizim ergenlik döneminde popüler olan bir şey değildi. Bu bence bir tık daha sonradan gelen bir şey. O yüzden çok hakim değilim bunlara. Şey vardı abi bende. Imwoo falan vardı. Abi Imwoo. Imwoo bilen var mı burada? Bildiğiniz Sanalika var ya. Sanalika da zaten benim direkt çocukluğum. Hani ben full Sanalika oynayarak geçmiştim. Online bir oyun bilmeyenler için de. Sims'in çizgi film hali. Imwoo ama direkt Sims gibiydi. Çok iyi grafikleri vardı. Çok fazla şey yapabiliyordun orada bu arada. Karakterlerle vesaire bir ara oraya da dalmıştık. Şu zaman It Girl'leri bunsuz bir hiç de hepimiz giydik. Bu biraz daha yakın dönem bence. Ben çok 2015 miydi bu neydi? 2012 demem buna. Daha yeniye doğru bence bu. Trendy ve Hey Girl dergileri. Trendy ben almazdım ama Hey Girl çok alırdım. Bir de bir şey daha vardı. Hey Girl ile Go Girl var. Go Girl çok alırdım ben bu arada. En sevdiğim dergilerde. Ve abi var ya o zamanlar bildiğiniz orası, o dergiler hani hiç sosyal medya falan yok ya. Ünlülerin şeylerini falan oradan takip ediyordunuz. Ve böyle sizden gelenler köşesi vardı abi. Benim şu anda yaptığım konseptleri aynısını dergiye yapıyorlardı. Ve böyle insanlar, kızlar böyle şey...
utanç verici anılarını anlatıyordu ve ben onları okumaya bayılıyordum. Posterler falan çıkıyordu. Ünlülerle alakalı komik şeyler güya vardı falan. Ama şu an baksanız o kadar cringe ki yani. Onları nasıl takip ettik falan dersiniz. Ama çok keyifliydi ve ben büyük bir şeyle beklerdim. Sonra dizim diye bu var ama bu dizinin ne olduğunu ben bilmiyorum gerçekten. SBS'ye, SBSV'ye olan fanlar. Burak da arkadaşıma. Neydi bu dizinin adı ya? Hiç hatırlamıyorum. Bir bakayım. SBSV yazınca çıkar mı? Sana bir sır vereceğim. Abi bu çok yeni ya. Bu 2012. Ben yine devam bu arada. Ya da bilmiyorum. Aşkımızın üstü tozlanmış. Evet, bu şarkı bir ara çok dinleniyordu. Ama yine 2012'ye gidemedim. Bir tık daha yenilere geldim ama evet, güzel şarkı, unutmuştum bunu. Medcezir ile olayı bitiriyorum. Medcezir de hiç izlemedim ama herkes bir dönem izliyordu ve gerçekten çok popülerdi. Ama yine ben çok çok eski diyemeyeceğim buna. Yani eski ama benim kafamdaki era kadar değil. Ama izlemek çok isterdim. Muhtemelen Medcezir izlesem bayılırım. Çok benlik böyle arkadaş grubu, kaos, entrika, drama falan, çok bayıldığım bir şey de işte. Türk dizisi çok izleyemiyorum. Daha Wattpad'in olmadığı zamanlar Face'ten fan hikayeleri okuyan gerçek otlar burada mı? Evet. Wattpad daha piyasada yok. Fanfiction hikayeleri Facebook sayfalarında yazılırdı. Ben de yazmıştım Facebook'tan. Zaten ben o zamanlardan çıkmayayım, benim yazdığım şeyler. Benim bir hikayem de vardı Facebook'ta. Çok eski ama hala beni oradan tanıyanlar var mı burada bilmiyorum. Geçen gün Twitter'da gördüm birini. Hatırlattı bana o hikayeyi. O beni çok duygulandırdı. Çünkü beni o zamandan bu zaman takip etmek demek neredeyse hani 20 yıla yakın. Abarttım tabii. Çok uzun bir süredir beni takip etmek demek. BDNST açılımını söylemeyeceğim. Bilenler varsa, hala buradaysanız, sizi çok seviyorum ve iyi ki hala buradasınız. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Onun dışında ben Justin Bieber fan sayfalarından İngilizce hikayeleri Türkçe'ye çevirip de yayınlıyordum. Çok ünlü bir hikaye vardı. Bakın tüm kaç senem onunla geçti, hikayenin adını unuttum. Danger mıydı? I am the danger mıydı? Benim hatırlamıyorum. Justin'le alakalı bir fanfiction'dı yine ve onu çeviriyordum. Facebook'ta çok hikaye yazmışlığımız var. Beyza Doğuş'la beraber yazardık hatta bir dönem. Onun sayfasında da beraber yazmıştık. Böyle çok güzel hikayeler vardı. Oradan çok fazla çıkmak kişi var. Baykuş kolye, baykuş çanta, bıyıklı yüzük. Evet bu arada ya, bunlar inanılmaz fazlaydı. Baykuş bir ara. Ben o zamanlar dershaneye gidiyordum ama kaçın sınıf olduğumu çok hatırlamıyorum. Ama dershane zamanlarının olduğunu hatırlıyorum. Her yerde baykuş vardı. Çantalarda falan. 2012'de kaldım ben, siz devam edin. Twilight tabii ki. Abi Twilight var ya, bu kadar tutması, bu kadar bizi etkilemesi, tüm hayatımız. Ya ben de çok büyük bir obsession'la takip ediyordum Twilight'ı bu arada. Yani şu an izlesem ben yine severim muhtemelen. Yani şu an televizyonda varsa yine hiç gözümü ayırmadan izlerim. Twilight'ın çok büyülü bir şeyi var. Tüm kitaplarını okumuştum zaten. Çok güzeldi. Ve ben her zaman bunu anlatırım. Bir videomda anlatmış mıyım bilmiyorum. Deniz'le beraber bu Twilight ilk çıkacak, tamam mı? İlk filmi vizyona girecek. Daha kitabı falan bilmiyoruz. Deniz'le beraber ona gitmek istiyoruz. Ben demiştim ki Deniz'e, şimdi bugün sinemaya gidelim, Alacakaranlık diye bir film çıkacakmış, ona gidelim. O dedi ki hayır, siz ona gitmeyeceğiz, Twilight diye bir film çıkmış, ona gideceğiz. Ben dedim ki hayır, Alacakaranlığa gidelim ne olur, hayır Twilight'e gidelim diye kavga etmiştik. Yani inanılmaz, bunu hiç unutamıyorum. Zaten beraber gittik, ondan sonra Deniz'le beraber tüm hayatımız Twilight'la geçti diyebilirim. Zaten bilirsiniz, videolarımız falan da var. Twilight Memnu adında yazdığımız, ortaokulda yazdığımız hikayelerimiz yer almaktaydı. Bizim için önemli bir olay bu. Justin Bieber nefret sayfaları, Avon katalogları, Avril Lavigne, Wish of Love Parfüm, Sanalika, Facebook oyunları, Farmville, Pet Society, Atari oyunları, Mario, Contra, Flintstones, Olimpiyat oyunları, Sanal Bebek, Göz Yaşartan, Sakız, Ağızda Patlamalı Şeker, Tetris, Kokul Silke, bravo. Kesinlikle hepsi. Evet, Avon kataloğu zaten direkt liseyi anımsatıyor bana. Justin Bieber nefret sayfaları direkt zaten bizim fan kültürünün oluşmaya başladığı zamanlar direkt nefret sayfaları da otomatik çıkmıştı, anti sayfaları. Avril zaten çok popülerdi. Zaten ben Avril'la büyüdüm ya. Ben Britney Spears ve Avril'la büyümüşümdür. Yani ben full onların şarkılarını dinliyordum ortaokulda falan. Beni onlar yetiştirdi yani. Sanalika'dan zaten az önce bahsettim. Çok ama Pet Society falan ve falan çok oynamıyordum ben. Ya yani bir iki kere denedim sanırım ama sonra biraz saldım. Evet, yetiştim başta altında 4 tane fotoğraf var. Bunun ne, kim olduğunu anlayamadım. Kiraz Mevsimi diye bir dizinin. Maalesef bundan çok haberim yok. Ama sanki bu da çok yeni, eski değilmiş gibi geliyor bana ama demek ki öyleymiş. Hayran kartı yapılır. Bundan da haberim yok böyle bir şey yapıldığından. Eskefem ya tamam ya, bunlar biraz daha benim ergenliğimden bir tık daha sonra çıkan şey. Eskefem ama ben hayvani kullanırdım. Eskefem'den önce başka şeyler de vardı bu arada. Form Spring vardı sanırım. Ondan sonra Cat, Curious Cat falan hepsi çıkmıştı. Ama Eskefem inanılmaz kullandım. Üniversitede bile kullanıyordum ben hala Eskefem'i. Çok keyifliydi ama orada rezil cevaplarım vardı ya, rezil. Ya Eskefem'de ya da bundan bir önceki hangisiyse onunla biz böyle Deniz'le görüntülü falan cevap verebiliyordun. Deniz'le onları cevaplardık. Otururduk böyle bir akşamımızı onlara ayırırdık.
Deniz'le biz beraber olunca biz Eskefem'den yine milyon tane soru gelirdi. Biz Deniz'le beraber bizi herkes çok seviyordu. Ya, o dönemler bile ben bir hiçtim yani. I was no one. Şunları bilir misiniz bilmiyorum. Eskefem, ya bilirsiniz tabii ki de. Eskefem'den çıkma olduğunu belki bilmezsiniz. Bakın Eskefem cevaplar yazıyorum mesela. Kesin çıkar. Bak ha bunlar bak baklar. Şu video bence full benim istediğimdir ama şu an göremiyorum. Şu çocuğu hatırlıyorum. Bunlar işte videolu cevaplar var ya, onlardan çıkma Eskefem'de. Şu kızı hatırlıyorum. Şu kızı hatırlıyorum. Şu çok güzel bir kızdı. Şu videoyu hatırlıyorum. Aa bakın hepsi var burada. Hepsiye bayıldığım tüm video hepsi. Bak işte Justin Bieber posterli bir kız vardı. Bak hatırlıyorum, çay içiyordu. Benim babam karateci falan diyordu. Aa, hepsini hatırlıyorum ya, bunlar çok zevkliydi. Şu kıza bakın, şu kızı tuvalette mi çekiyorsun diye sormuşlardı. Bu da hayır mutfaktayım diyordu. Ya inanılmazdı ya. Ya çok şeydi, çok güzel zamanlardı. İzlemediyseniz bunları izlemenizi tavsiye ederim. Ve sonra kötü çocuk var. Kötü çocuğa da bu arada çok eski derim gerçi, eskiydi. Bu arada yazar Büşra Küçük. Ben Büşra'yı inanılmaz severim. Çok yani o kadar yardımsever, o kadar tatlı, o kadar temiz kalpli bir kız ki. Biz Büşra ile ben sanıyorum Facebook sayfasına yazarken tanışmıştık. İnternet üzerinden tanışmıştık. Ve ben onu çok sevmiştim. Yani sıfır ego, sıfır şey. Böyle bana şey demişti, işte beni okuyanlar seni de okuyor falan diye konuşuyorduk. O zamanlar daha tabii kitap yok. Hani Wattpad'de yazıyordu Büşra daha. Ama hani en çok okunan kitap onunkiydi. Daha sonra Ankara'da imza günü yapmıştı ve ben sanıyorum ki iki yaptığı imza gününe de gittim. Böyle gittim yanına, hiç unutmuyorum bu arada. O benim de çok kitap çıkarmak istediğimi biliyordu o zamanlar. Böyle şey, öne almıştı beni. Ben o sırayı beklememiştim. Böyle koltuğunda sandalyesinden böyle yana çekilmişti. Beni yanına oturtmuştu. İkimiz oturduk, böyle bana kitabını imzalamıştı, konuşmuştuk benimle falan. Çok tatlıydı. O zamanlar Büşra'yı gördüğümde hep çok özenirdim yani. Umuyorum ki benim de böyle ileride imza günlerim olur onunki gibi falan diyordum. Ve hani kitap çıktıktan sonra benim ilk kitabımı çıkarma aşamasında falan da ben Büşra'ya bir sürü şey danışmışımdır kitapla alakalı, yayın evleriyle alakalı. Hepsine çok yardımcı olmuştur. Büşra'yı inanılmaz severim yani. Başarıları daim olsun diyorum. Kötü çocuğu da ilk kitabını okumuştum sanıyorum. Bundan sonra alıntılara geçeceğim biraz şu an. 2014 yazına dönüp Kaçak Gelinler izlemek istiyorum ve bizim onlar tam 10 yıl önce izlemiş olmamıza hala inanamıyorum. Kaçak Gelinleri hatırlıyorum bu arada hakikaten. Ve bizim evde de izleniyordu sanıyorum. Selin Şekerci sanırım inanılmaz popüler olmuştu ya. İnanılmaz. Ve ben de çok beğeniyordum bu arada. İnanılmaz güzel geliyordu. Hala çok güzel. Ama o dönemki o hype'ı hatırlıyorum. Selin Şekerci üzerinden dönen bu dizi yüzünden. Ama tabii baştan sonra ben hiç izlememiştim. Sadece gerçek Direction'ların bildiği o şarkı dünyanın en iyi şarkısı. Bakın ben One Direction başlarda çok sevmezdim. Çünkü biz rakip takımdık yani Justin'ciler ve One Direction'lar olarak. O yüzden ama tüm şarkılarını bilirim diye düşünüyorum. Bakalım bunu bilecek miyim? Bilmiyorum bunu maalesef. Ama zaten ha. Miley'nin bu klibi abi inanılmaz olay olmuştu, hatırlar mısınız? Yani Miley değişti artık, başka biri bilmem ne, o klibi hepimiz şoka girmiştik ya, inanılmazdı ve inanılmaz bir bomba etkisi yapmıştı. Biz de tüm arkadaşlarımızla vesaire böyle söyler şey konuşurduk. Yani Miley de çok büyük bir isimdi ya baktığında, inanılmaz gerçekten. İnanılmaz dinleniyordu bu şarkı. İnanılmaz nasıl patlamıştı Çağatay Akman, hatırlıyor musunuz? Ve hatta kendisi nasıl Çağatay Akman oldum diye bir kitap bile çıkarmış. Ben daha eskisiyle geldim, 6-7 yaşlarımda sürekli izlerdim. Evet abi, Tutenstein miydi adı bunun? Ha? Evet. İnanılmazdı ya, çok severdim. Ben dediğim gibi yavaş yavaş geliyorum. Ben Disney ile büyümedim. Çünkü bizim televizyonumuzda Disney kanalı yoktu. Olsaydı kesinlikle onunla büyürdüm. Ben çok eminim. Ama bizde yoktu. Ben Nickelodeon, Fox Kids ile falan büyüdüm. Ve Nickelodeon'un tüm her şeyini, tüm dizilerini çok büyük bir şeyle izlerdim. Zaten aşağıda görür müyüm bilmiyorum. Mutlaka bir 60'tır diye tahmin ediyorum ama Andy'nin nesi var? Normal dizilerde iCarly, Drake and Josh. Tabii ki şey... Zoe 101 ya. Zoe 101'e ben var ya aşıktım ya. Zoe 101 izleyen var mıydı? Ne olur bir hatırlayan bir şey çıksın. Ben çok seviyordum ya. Britney Spears'ın kardeşi oynuyordu. İnanılmaz bir diziydi bence. Çok güzel şeyler vardı. Şu an aklıma gelmeyen ama muhtemelen görürsem hatırlayacağım çok fazla şey vardı. Çok güzeldi. 8 olmuş tamamen ezberimde diye bir şey var. Bu şarkı hatırlar gibiyim ama. İnan gitmem de. Şu an mesela kim var yanımda, ben anlıyorum galiba. Bu şarkı, ben bu şarkıyı hayatım boyunca hiç normal açıp dinlemedim.
lisede Simay abi, Simay adlı arkadaşım durup durup bu şarkıyı söylüyor. Ne yapıyorsun şu an mesela diye direkt girerdi. Mesela sadece onun sesli söylemeleriyle ezberlediğim bir şarkı. Şu an sadece Simay'dan hatırladığım şekilde söyledim. 2012'de bu şarkıyı dinleyerek çalınan star olan hesaplarım için ağlıyordum. Abi Avril'in tüm şarkıları zaten. Hepsi yani. Hepsi. Full biliyorum ya. Full artı full ya. Number One açmışsın, bu şarkı çalıyor. İzlerken Selena'nın güzelliğine şok geçiriyorsun. Abi tabii ki büyük bir Justin Bieber fanı olarak Selena Gomez'in antisi antisiydim. Zaten bunu söylememe gerek yok. Ama her şarkısını ezbere bilirdim, biliyor musunuz? Her şarkısı. Ve psikopat gibi klibini böyle izlerdim. Hani şey derler ya. Haterlarım benim fanımdır falan diye. Öyleydi. Gerçekten öyleydi. Ben bu kızın bilmediğim şarkısı yoktur Selena Gomez'in. Her klibinin şarkısını ezbere bilirim. O kadar diyeyim. Baktığında antisiydim. İşte abi bu kadar olursa. Hala ezberimde unutulmaz bir parçaya çıldıracağım. Şey mi? Domuz gribi mi? Evet. Bu arada Çok Güzel Hareketler ben inanılmaz izlerdim. İnanılmaz. Ve bazen sıkıldığımda ya da bir şeyler yerken falan ben eski ilk Çok Güzel Hareketler bunların skeçlerini açıyorum. Aslında baktığınızda çok lame espriler ama yine de hala güldürüyor, biliyor musunuz? Şu ankilere çok gülmüyorum. Güldürün ya da şimdiki Çok Güzel Hareketler'in şeylerini gülmüyorum. Ama niyeyse o dönem bunlar çok komik ve çok eğlenceli geliyormuş. Ama şu an izlediğimde de eğleniyorum aslında, garip olan o. Ama baktığınız şakalar böyle çok büyük şakalar falan değil. Sanırım burada oynayan herkesi ben çok seviyorum. Yani burada rol alan oyuncuların hepsini çok seviyorum. Ve onlar ne yapsa gülüyorum herhalde. Çünkü beynime öyle yerleşmiş. Zaten şimdi baktığınızda şimdiki şeylerde, o tarz programlardaki herkes ünlü olmuyor mesela. Buradaki herkes neredeyse ünlü oldu. İnanılmaz. YouTuberların birbirine diss attığı o kaliteli dönemler. Bu arada tarihin en iyi dissi de Berkcan Güven'e aittir. Ah! Bu çok eski değil bu arada. Bence dediğimiz döneme tam ya giriyor da döneme. Tam istediğim şey de değil bu. Tarih aralığında. Çok eğlenceli bir dönemdi. Gerçekten YouTube'un YouTube olduğu bir dönemdi bu diss furyası. Ve çok keyifliydi dinlemesi. Yani hepsininki çok güzeldi ve tüm dünyada vardı bu diss, hatırlar mısın? Sanki öyleydi diye hatırlıyorum. Ya da Jack Paul'lar mı başlatmıştı da sonra biz de böyle birbirimize atışmaya dönmüştü falan. Öyle bir şey. Ya da tüm dünyadaydı herhalde ama ya. Çok keyifliydi ve gerçekten Berkcan'ın dizisi en iyisiydi ve benim hala bu şarkı full ezberimdedir. Ve biliyorsunuz o dönem ben de sen kim oluyorsun da yani ben de o furyaya katılıp iki tane şarkı yapmıştım. Ve kimse de diss atmıyorum. Burada insanlar birbirine hani isim vererek diss atıyor. Ben kimse de diss atmıyorum. Ben ortaya diss atıyordum yani. Sen kimsin acaba? Bir de orada klip için uğraşan 50 bin tane adamla çalıştık falan hani. Şarkı sözü yazarından beatmaker'ına, klip çekiminden editçisine falan hani büyük bir prodüksiyona çalışmıştım. Herkes izledi ilk yabancı dizi. Buyurun sene 2012'ye. Ben yine çok dizi izlemediğim için bu ne bilmiyorum. Aa Dylan'ım bu şeydi ya bu. Biliyorum tabii ki bunu. Dur neydi bu? Supernatural değil mi bu? Ya umarım sıkmıyorumdur ama o gibi geldi bana. Herkes izliyordu çünkü. Ben Disney dizilerine büyümüş bir kızım, buyum işte bu kadarım. Ya ben keşke bizim televizyonumuzda olsaydı ya. Ben Disney dizilerini izlemek çok isterdim. İlkokulda okulun eve dönünce bu klibe açıp aşık olduğum çocuğu düşünüyordum. Bu şarkıya da klibine de hastaydım. You Belong With Me, Love Story. Bunlara bayılırdım. Bunlara bayılırdım ve Taylor'ın şey şarkılarını çok severdim ben. Taylor Swift albümünden direkt ilk albümü sanırım 2006'daki albümü. Teardrops on My Guitar çok dinlerdim. White Horse inanılmaz severdim. You Belong With Me tabii ki. 15 inanılmaz severdim. Love Story. Şey neredeydi ya? Oh darling don't you ever grow up. Don't you ever grow up. Abi Back to December. Bu şarkı için ölürdüm ya. İnanılmaz iyi yazıldığını düşünüyordum o zamanlar. Enchanted. Nasıl okundu bu ya? Çok iyi şarkıydı. Enchanted diye okunuyorsa umuyorum ki. Full bunları dinliyordum ya. Grow Up nerede ya şeyi? Never Grow Up. Hah. Speak Now Deluxe. Ben Taylor 2008, 2010, 2012, 2014'e kadar inanılmaz dinliyordum. Çok iyiydi. Tam olarak buradayım. Lana Del Rey'in ilk çıktığı. Abi Facebook ya. Facebook zamanıydı ve Lana Del Rey'in bu klibi çıkmıştı. Herkes paylaşıyordu. Herkes böyle yabancı müzik dinleyen dinlemeyen. Herkes bu klibi paylaşıyor. Abi bu kadın ne? Bu vibe ne falan. Çıldırmıştık. Ben de dahil bu arada. İnanılmaz da. Kiraz Mevsimi yine çok paylaşılmış. Maalesef izlemedim ama demek ki izleyeni çok varmış ya. Beyaz Öztürk ve Candan Erçetin'in tüm atışmaları. Çok çok iyiydi bu da. Ya ben beyaz, herkes çok seviyordu. Beyaz Show'u gerçekten çok özlüyorum. O zamanlar aklım da çok ermediği için falan çok böyle dikkatli dinleyip böyle eğleneceğim bir şey değilmiş. Ama aslında çok güzelmiş yani Beyaz Show'un her şeyi. Mesela şu olay.
Ya ben bizim yabancılardaki gibi böyle late night show'lar falan olsun istemem. Böyle eski ünlülerden işte Beyaz gibi, Okan Bayülgen gibi falan, hani o tarz isimler tekrar yapsın çok isterim. Hatta SNL var ya yabancılarda, keşke o tarz bir şey de olsa bizde. Pis Yedili gördüm birkaç kere bu arada. Ben de izlerdim ama bu yine benim çok küçüklüğüme denk gelmiyor. 12 yıl küçüklüğüme denk geliyor aslında ama niyeyse büyüdüğüm bir şey gibi değil bu yani. Tabii ki Directioner marşı. Elin oryeme parayı, Louis bir bankamı, Tyler hamle kaldı mı? Louis buna çok şaşırdı. Herkes kafasına göre takıldı. Bizi düşünen hiç olmadı. Yasa kapanıp ağladık. Karaları bağladık. Van Direction yani. Şey çok ilginç değil mi? Orada çok çok uzakta yabancı bir adamlara aşıksın. Onlar kendi hayatlarını yaşıyorlar. Onların hayatlarında yaşadıkları şeyler için sinirleniyorduk. Ve bizi kimse düşünmüyor diye ağlıyorduk fanlar olarak. What the fuck ya? Ne kadar tuhaf geliyor şu an bunun dışında. Zaten direkt ya direkt. Senelerim oldu her yerde doğruydum. Bilirim ben seni vurdum. İnanılmaz dinlerdik. Çok dinlerdik. Bu arada şunu fark ettim. 11 yıl önce bu bana daha eski gibi geliyor ama 12 yıl önce başka bir şey çıkmış, o bana daha yeni gibi gelmişti. Bazı şeyler değişiyor yani. Tabii ki Justin'in ve Nicki Minaj'ın bu klibi, Beauty and a Beat, inanılmaz bir klipti ya. Tüm dünya, bak Justin'i seven sevmeyen herkes bayılmıştı bu klibe. Çok yaratıcı bir klip çünkü aslında baktığınızda. Tekrar izlediğinizde yine beğenirsiniz. Bu tarz bir klip çeken yok. Justin bir kere kendi eliyle çekiyor ve full havuzda, orayı tamamen, o parkı kapatmışlardı hatırlıyorum. Çok güzeldi. Bir de sanıyorum ki bu klibin başında, doğru mu bu klip miydi hatırlamıyorum ama Justin'in bir şeyler çalınmış gibi bir prank yapılıyordu buna ve klip öyle başlıyordu diye hatırlıyorum. Tam emin değilim ama güzel bir hikayesi vardı klibin ve çok eğlenceliydi gerçekten. Abi Gece Bahçesi, bakın ben buna var ya bayılırdım ya, ve bu ne kadar eski bilmiyorum. Bu daha bile eski olabilir 2012'den. Yani ve bunu hatırlayan ve izleyen var mı bilmiyorum. Ben görünce inanılmaz şaşırmıştım. Ben bunu çok severdim ya. Çok güzeldi. Çok safe place hissettiriyordu hakikaten. Çok severdim. Trip Shop ya. Tüm yine Facebook'u her yere ele geçiren bir klip ve şarkıydı. İnanılmaz. Herkes böyle kürk giyiyordu. Hatta kuzenimle bunun klibini çekmiştik. Biz video yapmıştık böyle bir kürkle. Carlos Yaren düeti ya. Gerçekten inanılmaz iyiydi bu arada. Harbiden bu ne kadar moda olmuş diye. Her yerde bu modlardan satılıyordu. Gerçek bir influencer ya, trendsetter. Tek bir kliple, sonra bu yok mu oldu, ne oldu bu kadına, ne oldu bilmiyorum. Tek bir kliple geldi, hepimizin hayatını şey yapmıştı ama ben almamıştım o zaman. İyi ki de almamışım. Ama alan çok kişi vardı. Bayılırdım ya. Ben hala bu şarkıyı açıp dinlerim ya. Hala da dinlerim. 5 SOS'ti sanırım. 5 SOS miydi? 5 Seconds of Summer. Müthiş bir gruptu ya. Çok güzeldi gerçekten. Beğenmişim zaten. Büyülü bir video. Hala. Sesi inanılmaz güzeldi ve inanılmaz patlamıştı zaten. Herkes şuradaki damarları çıktığı için falan da çok etkilenmiş ses tonundan vesaire de hatırlıyorum. Ama sanki bu yine o kadar eski değilmiş gibi geliyor. O kadar eski mi gerçekten bu? Bu dizide bu arada. Niye üzerime geliyorsunuz? Bu diziyi ben, annem izliyordu ve ben de izliyordum. Hande Erçel'i o zamanlar bile ben çok beğeniyordum. Ya baktığınızda şu anki görünüşüyle kıyaslarsanız hani o kadar güzel değil dersiniz ama o dönem için bence yine inanılmaz güzel bir kızdı. Bak yine Hande Erçel, doğru söyledim değil mi ismini? Çünkü diğer videomda Gamze Erçel diye kızın kardeşinin adını söylemiştim çünkü. Ve Tolga'yı da bu dizide tanıyıp çok beğenmiştim ve I was in love. Bu kısımda ben var ya bir delirmiştim. Şimdi Call Me Maybe'nin çıkışı, bu klip, her şeye o kadar adım adım hakimim ki. O zamanlar Justin'in şeyi olan, menajeri olan Scooter Brown böyle yeni yetenekler avlamaya devam ediyordu Justin'den sonra da. Ve Kylie Rae Jepsen'ı bulmuştu ve
Zaten daha önce Kylie'nin bir şarkısı vardı sanırım ama yeni bir şarkıyla bunu patlatmak istedi Kylie'ye. Ve Call Me Maybe diye bir şarkı çıkardılar. Ama daha sonra Call Me Maybe herhalde tek başına tutmadığı için tüm burada gördüğünüz ünlüleri, bir sürü ünlü var bu klipte, hepsini bir araya getirdiler. Özellikle Justin ve Selena'yı tabii ki. Ve tabii ki bu kadar insanla beraber ve özellikle Justin ve Selena çiftinin de etkisiyle bu şarkı ve klip her şeyle patlamıştı. Hani Kylie'nin kendi klibi de patladı, üstüne bu da patladı. Ben çok net hatırlıyorum, bu klibin aynısını çekmek istedim. Ve lisede tüm kız arkadaşlarımı benim evime toplamıştım. Neredeyse 20 kişi, bakın tüm kızları ben nasıl ikna ettim video çekmeye. Bunun aynısını çekmiştik kız kıza. Ve inanılmaz eğlenceli bir klip olmuştu. Hepimiz böyle gelip kameranın da şarkıyı söyledik falan. Ben hepsine ezberletmiştim şarkıyı falan. Çok çok keyifliydi gerçekten. İnanılmaz bir dönem. Benim için hani Call Me Maybe dönemi diye bir şey var. Hani öyle söyleyeyim. Bu benim üniversite zamanıma denk geliyor. Ama çok keyifliydi. Tüm dünyanın yaptığı bir akım. Düşünsenize, inanılmaz keyifli. Şu an hiç böyle şeyler yok mesela. Ha, televizyonlara kadar sıçramış bakın. Artı şey de vardı. Anladınız mı? Bir şeydi. Onu da çekmiştim zaten ben lisede. Her türlü çıkan her şeyi çekiyordum ya. Gangnam Style ya. Aslında Kore müziğinin tüm dünya etkileme gücü olduğu bu zamanlardan bile belliymiş bence. İnanılmaz bir şarkıydı ve tüm dünya bununla çalkalanıyordu ya. Hepimiz çıldırmış gibi izliyorduk ya. Bu adam çok ünlüymüş biliyor musunuz? Çok ya bizdeki Tarkan gibi bir şeymiş. Abarttım da ya. Herkes tanırmış normalde. Konserlerini falan görüyorum bazen ben TikTok'ta, karşıma çıkıyor. İnanılmaz kalabalık yani. Katy Perry zaten o dönemlerin yani başında bir kadındı ve Katy Perry bir anda yok oldu. Katy Perry çok güzel şarkılar yapardı ve bir anda piyasadan silindi yani. Ve klipleri de güzel olurdu. Last Friday Night çok güzel bir klipti mesela, hala aklımdadır. Dangerous. Kesha. Kesha'yı da çok severdim. İnanılmaz dinlerdim. Kesha'nın tüm şarkıları. Sanırım yine liseme denk geliyor. Lisenin başlarına falan. Çok dinlerdim. Çok güzel şarkılar yapardı. Bu kadıncağızı da harcadılar. Zaten başına da bayağı bir şey gelmiş. Tabii ki Justin Bieber konseri. Tek kelimeyle anlatsam. O benim hayatım derdim. Zaten bunu tweet attım ben. Bu kız kardeşlerim nerede diye. Ve bu haberde olan birkaç kişi yazdı aşağı buradayım falan diye. Hepsi tabii büyümüş. Üniversitelerine gitmişler. Mezun olmuşlar. Ben de o konserdeydim. Hatta bu röportajın hepsi yapılırken hepsini görmüştüm. Demiştim benimle niye kimse röportaj yapmıyor? İyi ki de yapmamışlar. Yani şu an benim röportajım şurada olsaydı sizin benimle geçeceğiniz dalgayı hayal edemiyorum. Burada Elif Ulu'ya benzeyen, çok benzeyen bir kız var ama Elif... O olmadığını iddia ediyor. Ama bu işte bence o ama. Justin fanı ve o kitleden biri olsaydı ben Elif'i daha önceden tanıyor olurdum yani. O yüzden o değildir muhtemelen ama çok güzel bir gündü. Hayatımın günüydü ya Justin'in konseri. Justin'in kulisine girip Justin'e fotoğraf çekindiğim anı ilk videom bu benim YouTube'a attığım. Ama çok kötü bir video. Arkadaki müzik çok yüksek. Ben çok sessiz konuşuyorum falan. O videoyu bir ara tekrar çekmek istiyorum. Daha detaylı anlatmak. Biraz unuttum ama o videoyu izlersem hatırlarım tekrar ve daha güzel anlatabilirim. Yapacağım. Ha, benim hayatımın en güzel günüydü. Bakın 27 yaşındayım, hala bugün kadar mutlu olduğum başka gün yoktur. Arkadaşlar video 48 dakika olmuş. Neredeyse 1 saattir konuşuyorum. Artık kapatmanın vakti geldi. Ben çok keyif aldım bu arada. Daha bir sürü şey bana kalırsa bakarım yani, hiç beklemeden ama. Video artık çok uzun oldu. Sizin de böyle aklınıza gelen o dönemlere ait şeyler var mı? Hani bu vardı, sizin böyle bir şey de vardı. Siz hatırlıyor musunuz vesaire? Aşağıda konuşup bugünleri yad edebiliriz. Çünkü belli ki o dönemler daha mutlu hissediyormuşuz. Ama insanoğlu şöyledir yani. O zamanlar da ne kadar mutluydum demiyorduk muhtemelen. Sonradan insan geriye bakınca çok mutlu olduğunu düşünüyor. Aslında öyle olmuyor. Yani bunlar 10 sene sonra bu zamanlar içinde mutluyduk diyeceğiz. Çünkü şu an bile pandemi zamanında ne kadar mutluyduk diyoruz, farkında mısınız? Bunu diyenler var bu arada. Pandemi ne iyi, ne güzeldi falan diye. Ve pandemi döneminde hepimiz kudurmuş gibiydik aslında baktığında. Ama şimdi geçmişe baktığında sanki çok iyiymiş gibi geliyor. Böyle oluyor. Zaman geçtikçe eskileri özlem her zaman artar ve kötü şeyler silinir. İlişkilerde de böyledir. Biriyle kötü ayrılırsınız ama bir süre geçtikten sonra beyniniz o kötü anıları silmeye başlar ve sadece iyileri hatırlarsınız. O yüzden o kişiye sinirlenemezsiniz vesaire. Hayat da biraz böyle. Kötü şeyler silinip hep eskileri böyle güzel hatırlarmışız gibi geliyor ki benim için gerçekten benim ergenliğim çok cringe geçmiştir ama çok keyifliydi ve çok eğleniyordum. Çok güzel zamanlardı. Bunlara bakmak o yüzden benim için çok keyifliydi. Dediğim gibi lütfen aşağıya bir platform gibi bir şey oluşturalım biz de. Yani bu tweet gibi bir şey olsun. Ve aşağıda o dönemlere ait böyle unuttuğumuz şey, yaptığımız şeyler varsa konuşalım isterim. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Bir de bunu pek söylemiyorum ama videoma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü like fazla gelince insanların ana sayfasına daha çok çıkıyorum. Bana yardımcı olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.